Arkadaşlar, çocuklarınız görsün. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. 10 Ekim 2024 Perşembe akşamı Mustafa Köylü hocamızla birlikteyiz. Profesör Doktor Mustafa Köylü hocam, yayınımızı kayıt altına almamıza ve YouTube'da yayınlamamıza izniniz var mı hocam? Evet efendim, var. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle ben hemen hızlı giriş yapıyorum. Biz 2022 yılında Doktor Muhammed Alican hocanın önderliğinde kurulmuş öğrenci topluluğuyuz. 2023 yılından beri de din eğitimi alanında program yapmaya başladık ve elhamdülillah aralıksız devam ediyoruz. Hocalarımızın iltifatıyla, katılımlarıyla onların yazmış oldukları makaleleri akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen arkadaşlarımıza öncülük olsun, onlara yol göstersin diye onlarla buluşturuyoruz. Bu akşam Profesör Doktor Mustafa Köylü hocamla küresel bağlamda değerler eğitimine duyulan ihtiyaç adlı makalesini Allah nasip ederse işleyeceğiz. Biz 12 branşa ayrıldık. Bunlardan bir tanesi din eğitimi, söylediğim gibi. Arzu Kutsi Yakara ben. 2 lisans, bir yüksekokul bitirdim. En son Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Şu anda da burada Almanya'da dil öğrenimi için özellikle okula gidiyorum her gün. Ben de bugün eğer sürçülisan edersem affola. Ben de yoğun bir okul dönemi geçiriyorum. Hocama sizlere tanıtmak istersem Profesör Doktor Mustafa Köylü hocam 1962 Amasya doğumlu ve kendileri din eğitimi uzmanı, araştırmacısı ve yazarı. Amasya'nın Ovabaşı köyü Gümüş Hacı köyünde dünyaya gelmişler ve 80 yılında Amasya İmam Hatip Lisesi'nden, 85'te 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuşlar. Bir yıl sonra aynı fakülteye din eğitimi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamışlar. 89 yılında din görevlilerinin mesleki problemleri konulu teziyle yüksek lisansını tamamladılar. Hocamız 1993 yılında doktora eğitimi için de Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiler. Zaten bu makalemizde ağırlıklı hocamız da anlatacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde galiba yapılan anket sonucu yapılmış. Çünkü bayağı çok Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili sonuç vardı. Dil kursunu Ohio State Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Dayton, Ohio'da bulunan University of Dayton ile United Theology Seminary'da, hocam okuyamıyorum yani yanlış telaffuz ederim diye, İngilizce teziyle 1997 yılında doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndüler. 1998'de yardımcı doçent, 2000 yılında doçent oldular. 2002 yılında felsefe ve din bilimleri bölümünde psikososyal açıdan dini iletişim konulu teziyle ikinci doktorasını tamamladılar. Hocamız iki doktor. Hocam gerçekten kitaplarınıza ben inanılmaz çok makalesi var. Hocamızın da hemen hızlıca sayabileceğim klasik İslam eğitimcileri, diğer profesör hocalarımızla ortak yazdıklarını da gene okuyorum. Hocam isterse onların isimlerini verir, bilmiyorum. Dini danışmanlık ve din hizmetleri, dini iletişim, din eğitimi ve sorunları, din eğitiminde çağdaş konular, yetişkinlik dönemi din eğitimi, dünya dinlerinde ahlak, teoriden pratiğe değerler eğitimi, dini danışmanlık demiştim. Yine çocukluk dönemi din eğitimi ve karşılaştırmalı din eğitimi, yetişkinlik döneminde din eğitimi, küresel ahlak eğitimi, dinler arası diyalog ve birçok, ben linkini de atacağım gruba, kitabı var. Gerçekten hocam ben sadece bu sizin özgeçmişinizi okurken bile ayrıca gurur duydum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı siz biliyorsunuz. Önce hocamız sunum yapacak. Sunumun ardından makaleyi okuduğunuzu umut ettiğim arkadaşlarım, hocalarım hocamıza sorularını yöneltebilirler. Sonrasında da hocamızdan değerli bize tavsiyelerini alıp programımızı sonlayacağız. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Buyurun hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Arzu Hanım ve bütün arkadaşlarıma en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum arkadaşlarım. Tabii bu saatte gerçekten de arkadaşlarımın online olarak da olsa bu konferansa katılmalarına gerçekten de çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı iletiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuzun başlığı küresel bağlamda değerler eğitimine duyulan ihtiyaç. Arzu Hanım da belirttiği gibi her ne kadar bu makale ya da kitap bölümü aşağı yukarı 20 sene önce yazılsa bile maalesef 20 sene sonra da durum pek değişmemiş.
aslında hala da belki de daha da kötüye gidiyor. Şimdi hepimizin malumu, biliyorsunuz Batı dünyası böyle kavramlar üretmede çok mahir. İşte bir modernizm geldi, postmodernizm işte laflarını sözlerini işittik. Ondan sonra şimdi malum küreselleşme. Tabii küreselleşme konusunda çok yazıldı, çizildi ama istersen ben size şöyle bir soru sorayım. Acaba küreselleşme rahmani bir güç müdür, şeytani bir güç müdür? Bunu bir filozof soruyor. Tabii olaya baktığınız yere bağlı. Kimilerine göre gerçekten de rahmani bir güç. Ama çoğunluğuna göre dünyaya bakarsanız gerçekten de şeytani bir güç. Şimdi şunu kabul edelim. Bir kere bilimsel ve teknolojik anlamda hakikaten inanılmaz başarılar elde edilmiştir. Yani benim biraz da yaşım burada müsait. Bütün arkadaşlarım çok genç gözüküyor. Şu an işte 62 yaşındayım falan. Gerçekten de 50 senelik hani az çok aklım eriyor. Şöyle bir geçmişe baktığımda hakikaten bilimsel ve teknolojik anlamdaki gelişmelerin hepimiz nimetlerinden istifade ettik, ediyoruz. Bir kere bu küreselleşmenin ya da mevcut dünyanın ekonomik olarak meseleye baktığımızda ki bütün bu bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir bakıma değil mi? Ekonomiyle alakalı. Şimdi verilen bilgilere göre, iktisatçıların yaptıkları hesaplara göre Hazreti Adem'den 1950'ye kadarki olan bütün ekonomik birikimi insanlığın 4 trilyon dolarmış. 4 trilyon dolar hepsi bu. Çok uzatmayalım işte hani şu yıllar arasında bu kadar oldu, bu yıl arasında şu kadar oldu falan demeyelim. Ama 2024 itibariyle dünya ekonomisi 100 trilyon dolara ulaşmış. Şimdi bakın Hazreti Adem'den 1950'ye kadar hadi o kadar hani belki şey yapmayız ama en azından bir 5000 yıllık değil mi insanlık tarihini biz biliyoruz. Yazının icadından Sümerlerden beri. Şimdi dolayısıyla 5000 yılda insanoğlu hakikaten ekonomik olarak 4 trilyon değere sahipken bu 1950'li yıllardan sonra bu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin atağa kalkmasıyla şu an 100 trilyon dolara ulaşmış bulunuyor. Buradaki soru şu değerli arkadaşlar. Madem bu kadar hani ekonomik gelişme yaşandı, bilimsel gelişmeler yaşandı, teknolojik gelişmeler yaşandı, sağlık alanda işte gelişmeler yaşandı, yaşanıyor. Acaba ahlaki konuda ne oldu? Tabii bizi esas ilgilendiren boyutu bu. Ben bu akşam hani bir ilahiyatçı olarak daha çok bu ahlaki çözüme ya da yani ahlaki kriz bağlamında bazı konulara değineceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, tabii burada özellikle 2000'li yılları 20. asırı bitirip 21. asıra girerken yine buradaki arkadaşlarımızın çoğu belki o dönem ya doğmuştur ya da bebekmiştir filan ama büyük bir ümit vardı. İşte dediler ki 21. yüzyıl işte barış olacak, mutluluk olacak, ondan sonra sosyal adalet olacak, eşitlik olacak filan bol keseden böyle atıldı. Aslında bu ifadeler ta 1789 Fransız İhtilali'nden beri kullanılan sözcükler. Ama maalesef 21. yüzyılın ilk çeyreğini de bitirdiğimiz şu günlerde, yani bırakın az önce saydığımız barış, sosyal adalet, mutluluk, eşitlik gibi arkadaşlar, maalesef insanların yine büyük kısmı açlık, yoksulluk, sömürü, savaş, şiddet, nefret ve sosyoekonomik adaletsizlik gibi arkadaşlar pek çok ahlaki sorunla karşı karşıyayız. Tabii şimdi öyle bir çelişkiler dünyasında yaşıyoruz ki hakikaten bir taraftan kültürel değişim ve küreselleşme yaşanıyor. Bir taraftan milliyetçilik, radikalizm, yabancılara karşı ayrımcılık. Ya bir taraftan işte hani kültürler arası diyalog diyoruz, çoğulculuk diyoruz, dini çoğulculuk diyoruz. Ama diğer taraftan da gerçekten de bir toleranssızlık ve biliyorsunuz işte Avrupa ülkelerindeki bu sağcı veya sağ partilerin hani iktidara gelmesiyle veya güçlenmesiyle tam bir yabancı düşmanlığı yaşanıyor. Bir taraftan sekülerleşme diyoruz, bir taraftan insanlar farklı dinlere yöneliyorlar. Tabi burada Hristiyanlık ve İslam da dahil olmak üzere maalesef son zamanlarda hakikaten dinden önemli kopmaların da yaşandığını biliyoruz. Şimdi bir taraftan sekülerleşmeye paralel olarak din işte çoğunlukla işte özel ve şahsi bir mesele olarak görülmeye başlanıyor. Bir taraftan ümitler yeşeriyor fakat diğer taraftan da işte hepimizin şu bir seneden beri yaşadığımız gibi gerçekten çok iğrenç bir şekilde İsrail'in Müslümanlara karşı uyguladığı politikada bütün ümitler neredeyse tükenmek üzere.
Yine bir taraftan diyoruz ki ya herkes dinin diyanetini yaşasın ama misyonerler boş durmuyor. Dünyanın her tarafında çok bilinçli bir şekilde özellikle fakir ülkelerdeki halkları Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Sonuçta değerli arkadaşlar, yani biz niye insanlık bu hale, bu noktaya geldi? Ondan sonra bu sorunların temelinde neler vardır? Ya da acaba biz bu ahlaki krizden ya da bu ahlaki sorunlardan acaba bir kurtulma ümidimiz var mı? Bu konulara kısa kısa bugün değinmeye çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, konuyu yazarken üç kısma ayırdım. Ben tabii kendi kafama göre. O da şu, dedim ki önce bireysel olarak acaba bu dünya haklarını veya insanların sorunları nelerdir? Bireysel, ahlaki, nitelikli sorunlar. Ondan sonra hani bir üst katman olan toplumsal nitelikli sorunlar ne acaba? Bir de tabii ki küresel nitelikli sorunlar ne acaba? Tabii şimdi bugün herhalde hiçbirimiz şöyle diyemeyiz. Ya bana ne işte Amerika'daki gelişmelerden ya da işte Kanada veya Avustralya. Arkadaşlar artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hakikaten Amerika'da neredeyse bir sineğin kanadı hareket etse, kımrasa burada hissediyoruz değil mi? Yani bu küreselleşme böyle bir şey. Hani küresel köy falan da diyorlar ya. Şimdi değerli arkadaşlar, bireysel nitelikli sorunlara geldiğimizde böyle çok kısa kısa şey yapacağım. Deniliyor ki dünya tarihinde ilk kez bu kadar, yani dünya çapında baktığımızda genç bir nüfusa sahipmişiz. Yani 1.7 milyar gençten bahsediliyor, yaşları 10 ile 24 arasında. Aslında bu gelişme için gerçekten de çok büyük değil mi bir avantaj? Peki acaba bu gençleri hakikaten ne bekliyor? Ya da gençlerle alakalı veya toplumla alakalı hani bu bireysel anlamdaki sorunlar nelerdir? Şimdi kısa kısa onlara değinelim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir zamanları mesela şu anlattığım konuları 30 sene 40 sene önce Türk toplumunda anlatmaya çalışsak derler ki ya bu adam kafayı yemiş, tamam böyle şey olabilir mi derler ama maalesef bizde de belki batıdaki kadar çok yaygın olmasa bile ama inanın bu şeyler bugün bizde yaşıyoruz. Şimdi buradaki şeyleri takip edersek sevgili arkadaşlar, şimdi en büyük sorunumuz bizim hakikaten bu evlilik meselesi, daha doğrusu cinsellik meselesi. Şimdi evlilik öncesi cinsel ilişki konusuna geldiğimizde bir kere bütün dünyada tuhaf bir gelişme oldu. 1960'lı yıllara kadar Amerika'da dahil olmak üzere bir aile kavramı ve bir aile mefhumu vardı. Ve hakikaten de insanlar hani sonuçta bizim ülkemizin içinde geçerli. Yani biliyorsunuz kızlar işte 20 yaşına geldiğinde işte erkekler de 22-23 yaşında falan evleniyorlardı değil mi? Hatta dün biraz böyle komik, o arkadaşım da inşallah bu şeyde olmaz. Bizim din danışmanlık ve rehberlik dersimiz var. Bir arkadaşımız bayan dedi ki, hocam dedi ben dedi 18 yaşında kaçtım dedi. Ya niye kaçtın dedik. Dedi ki abim askere gitmişti, askerden döndüğümde 20 yaşımı geçecektim. Onun için dedi geçmemek için kaçtım. Yani şimdi Anadolu'da hakikaten hani 20 yaşına kadar evlenemeyenlere biraz farklı bakıyordu. Ya şimdi artık 20, 25'i ne hani vazgeçtik de tabii bunun pek çok nedeni var. Yaş gittikçe ileriye doğru gidiyor. Peki buradaki sorun şu değerli arkadaşlar. Eğer bu hani evlilik ya da hani işte cinsellik bir ihtiyaçsa değil mi? Ya bu meşru yolla hani karşılanır ya da gayrimeşru yolla. Şimdi çok fazla uzatmayalım. Bugün belki en ciddi sorun hem Batı dünyasında hem de bizde arkadaşlar maalesef bu. Şimdi bakın Avrupa'nın ya da Amerika'nın şöyle bir özelliği var. O kadar çok pislikleri, o kadar çok ahlaksızlıkları, o kadar çok berbat yönleri var ki ama maalesef sanki dış dünyaya böyle tamam mı kendilerini çok iyi gibi gösteriyorlar. Halbuki biraz hani onlara gittiğimizde, işlerinde yaşadığımızda ya da işte okuduğumuzda durumun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi bakın Amerika'nın nüfusu 300 milyon civarında ya da 320 milyon. Ben bugün de baktım, rakamlar hiç değişmemiş. Aşağı yukarı hatta daha da fazlalaşmış. Şimdi Amerika'da deniliyor her yıl 1 milyondan fazla ergenlik dönemindeki kız hamile oluyor. 1 milyon. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim ama Amerika yine çok iyi biliyor musunuz? Bazı Avrupa ülkeleri özellikle Avustralya'daki gayrimeşru çocukların oranı %65. Avrupa ülkelerinin birçoğunda %50-55 civarında. Şimdi tabii ki düşünün 1 milyon ergenlik dönemindeki kız hamile kaldığında ne olacak? Birkaç alternatif var değil mi? Ya kürtaj yaptıracak
Ya doğuracak, çocuğuna bakacak. Çocuğuna bakacak da piyasada erkek yok yani. Oğlan kaçmış gitmiş erkek. Şimdi sonuçta değerli arkadaşlar, gerçekten de yani bu Amerika'nın, Avrupa kıtasının en ciddi sorunu bu. Gayrimeşru ilişkiler. Şimdi değerli arkadaşlar, bu tabii sadece orada kalmıyor. Yani bu işin hani bir de sağlık yönü var. Şimdi okuduğumuz makalelerde ya da kitaplarda biliyorsunuz, bir de bunun en büyük yansıması tabii ki bu cinsel yolla geçen hastalıklar. HIV ya da işte AIDS hastalığı biliyorsunuz. Şimdi genç yaşta hamile kalan bir bayan kürtaj yaptığında biraz sonra onu da anlatacağız. Onu da başka psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Tabii buna bağlı olarak ciddi anlamdaki en önemli sıkıntılardan birisi de cinsel yolla geçen hastalıklar. Tekrar söylüyorum. Yani bugün Amerika ya da pek çok Avrupa ülkesi kıvrım kıvrım kıvrılıyor, fakat yani bu iç hani ne diyelim sorunlarını ve problemlerini çok fazla dışarıya yansıtmıyorlar. Mesela burada hemen yine birkaç tane rakam verelim. Şimdi yine Amerika'da böyle hani çok gelişmiş bir ülke ya, yaklaşık olarak her yıl deniliyor 2,5 milyon genç cinsel yolla geçen bir hastalığa sahip oluyormuş. Şimdi değerli arkadaşlar, bu cinsel yolla geçen hastalıkların tabii tıp uzmanı falan değiliz ama ya AIDS oluyor, tamam mı? Ya ondan sonra hakikaten çok ciddi anlamda kalp ve beyin rahatsızlıklarına veya erken ölüme sebep oluyor. Ya da bu tür ebeveynlerden doğan çocuklarda işitme kaybı, zihin geriliği, öğrenme sorunları, ondan sonra körlük ya da işte çok büyük kafa, çok küçük kafa gibi yani bir takım çocuklar yani engel olarak dünyaya geliyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii diğer taraftan AIDS de bu bağlamda ki en önemli nedenlerden birisi AIDS'in hani işte farklı partnerlerin olmasından kaynaklandığı söyleniyor. Ve şu an dünyada 34 milyonda AIDS hastası olan kişi var. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bunlar işin biraz hani cinsellik yönü. Tabii şimdi Türkiye'nin şöyle bir durumu var. Avrupa'da ya da Amerika'da her şey çok açık net. Yani her şey istatistiki olarak rakamlara yansıyor. Ama bilmiyoruz yani Türkiye'de hakikaten hani bu oran nedir, var mıdır, yok mudur bilmiyoruz. İkinci olarak şiddet ve cinayet. Şiddet ve cinayet. Şimdi değerli arkadaşlar, bu da gerçekten de son zamanlarda özellikle tekrar tekrar söylüyorum, bu 1950'li 60'lı yıllardan sonra yani bir bakıma dünyanın dengesi değişti. Tabii bunun mutlaka psikolojik, sosyolojik, politik nedenleri vardır elbette. Şimdi olaya baktığımızda yine ABD'de olsun, Kanada'da olsun, diğer ülkelerde olsun hakikaten olağanüstü şekilde bu hapishanelerdeki filan sayılar artıyor. Şimdi 2021 yılı itibariyle Amerika hapishanelerinde 1,8 milyon mahkum varmış. 1,8 milyon. 2 milyon yaklaşık. Ama arkadaşlar bu durumda maalesef Türkiye'nin de hiç karnesi iyi değil. Yani yine ikide bir aynı ifadeyi kullanmayın. Bugün internetten baktığımda şu durumda biz geçen televizyonda falan da söylendi. Bu en çok mahkum olan hapishanede cezaevinde hani mahkum olan ülkelerden birisi de Türkiye. Avrupa'da ilk sıradaymışız. Dünyada da 5. sıradayız. Ve hepinizin malumu şu an Türkiye'de 350 bin mahkum var. Herhalde hiç kimse cami cemaatini alıp değil mi hapishaneye götürmüyor. Yani demek ki bunlar hakikaten suç işliyorlar, tamam mı? Değişik suçlar. Değerli arkadaşlar, bir başka bireysel nitelikli sorunlardan intihardan bahsediliyor. İntihar. Şimdi insan niye intihar eder? Herhalde durup dururken değil mi kimse canına kıymaz. Ama demek ki o kadar psikolojik, sosyolojik ya da ekonomik sorunlar var ki hakikaten bu da son derece arkadaşlar ne diyelim dünyada yani özellikle gençlerin karşılaştığı en ciddi sorunlardan birisi. Şimdi deniliyor ki dünyada her yıl 700 bin intihar olayı yaşanıyormuş. 700 bin. Ve trafik kazalarından sonra gençlerin en çok ölüm nedenlerinden birisi de arkadaşlar bu intihar olaylarıymış. Peki kısa kısa geçelim.
Diğer bir sorunumuz değerli arkadaşlar alkol ve uyuşturucu kullanımı. Tabii bu da dünya gençliğini tehdit eden en önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Şimdi deniliyor ki, yine Amerika'dan örnek verelim. Yaşları 12 ile 17 arasında değişen 3,5 milyon çocuğun esrar kullandığı belirtiliyor. Belki içimizde Hollanda'ya gidenler falan vardır. Biz birkaç kere Hollanda'ya gittik değişik amaçlarla, evet. Şimdi caddede gezerken çok affedersiniz böyle çok kötü bir koku geliyor. Sanki böyle çorap kokusu gibi, tamam mı? Yanındaki arkadaş dedim ki bu ne ya, dedim ya bu acayip pis kokular geliyor falan. Dedi ki hocam dedi onlar dedi uyuşturucu kullanıyorlar. Uyuşturucunun kokusu. Şimdi değerli arkadaşlar hakikaten bu sadece Amerika'nın ya da Avrupa'nın değil. Bugün dünyada en çok uyuşturucu yakalanan ülkelerin başında bir İran, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada Pakistan geliyor. Tabii şimdi burada hani ben Türkiye'de çok yakalandığı için hani çok belki uyuşturucu kullanıyor demek istemiyorum ama demek ki yani bir şekilde bu Türkiye'yi de ilgilendiren ciddi bir sorun uyuşturucu kullanımı. Sevgili arkadaşlar, 2021'de dünyada 296 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı bilinmektedir. Tabii bu istatistiki olarak rakamlara yansıyan bir bilgi. Yoksa biz herkesin ya da hani gerçek anlamda ne kadar kişinin uyuşturucu kullandığını hakikaten bilmek çok mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bir başkası dışlanmışlık ve yalnızlık meselesi. Şimdi çok şükür Allah'a Türkiye'de hani çok fazla yaygın değil ama mesela başta yine Amerika olmak üzere homeless dediğimiz evsizler var, evsizler. Ben şahsen bu sene de işte New York'a gitmiştim, bir ay falan kaldım. Hiç öyle geriden gözüktüğü gibi. O Manhattan'daki o işte 100 katlı, 110 katlı bilmem hani yüksek binalar tamam dışarıdan güzel gözüküyor ama her binanın altında inanır mısınız onlarca homeless dediğimiz insanlar yatıyor. Ev yok. Ocak yok, tamam mı? Ondan sonra hakikaten kılık kıyafet berbat, çok affedersiniz her türlü rezillik orada. Ve bunların sayısı ne biliyor musunuz? Dünyada 100 milyondan fazla evsiz yani homeless dediğimiz insan var. 100 milyondan fazla. Hani nerede yani gelişmişlik değil mi? Az önce söyledik ekonomik olarak hakikaten bir sıkıntı yok. Ve bunlar gelişmiş ülkeler. Şimdi değerli arkadaşlar bir taraftan bu homeless evsiz insanlar, bir taraftan sokak çocukları. Eğer bir ülkede ya da işte dünya ülkelerinde hani işte bu şiddet, terör ya da işte bir takım hani ahlaki sorunlar yaşanıyorsa herhalde tabii ki bu sokak çocuklarının veya işte bu evsiz insanların veya böyle çok zor şartlarda yaşayan insanların tabii ki durumunun herhalde düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar bunlar kısaca bireysel nitelikli sorunlar, yani bireysel derken daha çok hani bir bireyi ilgilendiren, bir de sosyal nitelikli ahlaki sorunlarımız var bizim. Şimdi buradaki temel şey şu, bir toplumda bireyler böyle olursa toplum ne olacak değil mi? Eğer toplumlar bozuk olursa küresel ölçekte dünya ne olacak? Yani bunlar tabii ki hani birbirine bağlı olan şeyler. Şimdi değerli arkadaşlar, geleneksel, pardon, sosyal nitelikli ahlaki sorunların başında ben şahsen çok önemsediğim, tamam mı? O da geleneksel aile yapısının bozulması. Bu bütün dünyada böyle. Çok şükür Allah'a. Hep biz hani şöyle diyorduk. İşte, Türk ailesi güçlü, Türk ailesi işte bilmem şöyle böyle falan işte bütün hani olumsuzluklara rağmen işte ayaktayız, yıkılmadık falan diyoruz ama maalesef son zamanlarda Türk ailesinin de öyle çok böyle hani iyi noktada olmadığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Şimdi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta gelişmiş aileler olmak üzere, ülkeler olmak üzere bir kere geniş aileden çekirdek aileye geçiyoruz. Eyvallah, tamam. Ama geldiğimiz noktada artık çekirdek aile de ortaya kalmadı. Ve sosyologların ifadesine göre artık alternatif aile tiplerinden bahsediliyor. Ve tabii ki işte hani hepimizin bildiği gibi boşanmaların da artması sonucunda artık öyle anne, baba, büyük anne, büyük baba böyle mutlu ve huzurlu bir aile artık yok. Ya tek anneli çocuk, ya tek babalı çocuk,
Ya ondan sonra evlenmeden hani hayatını devam ettiren alternatif aile türleri dediğimiz, buna nitelikli birliktelik de diyorlar. Yani tuhaf bir noktaya geldik. Bu sadece hani Batı'nın da sorunu değil. Maalesef bu bizde de değerli arkadaşlar devam eden bir oran. Deniliyor ki Amerika'da anne, baba ve çocuklardan oluşan ailelerin oranı sadece %7'ymiş. Geri kalan büyük çoğunluğu, tamam mı, ya tek anne ya tek baba ya da işte parçalanmış aile veya işte hani gayrimeşru şekilde yaşayan aile türleri. Ve gün geçtikçe değerli arkadaşlar artık aile kurmadan yaşanan birliktelikler, part-time evlilik, evlilik dışı yaşam, ya eğer Kur'an-ı Kerim değil mi veya İslam veya dinler, bütün dinler hani aile kurumuna önem veriyorsa herhalde bunun bir hikmeti vardır değil mi? Şimdi ailedeki bu sorunlar, az önce saymış olduğumuz o bütün bireysel nitelikli aslında ahlaki sorundan da arkadaşlar temelini oluşturuyor. Şimdi tabii ki yine en büyük derdimiz bizim boşanma. Hani Allah paşa vermesin. İslam'da biliyorsunuz belli noktalarda öyle bir noktaya gelir ki çekilmez hale gelir. Belki boşanma hani iyi de olabilir veya gerekli de olabilir. Ama değerli arkadaşlar hepimiz görüyoruz ki artık bu oranlar %40-45, hatta bazı ülkelerde %55-60'a dayanmış. Tabii durum böyle olunca aile kurumunun yıkılması, bir kere şunun altını çizelim, aile kurumunun bir kere dengi, başka hiçbir kurum yoktur. Ya nasıl ki değil mi, anne sütünün veya bir hani yani aile ortamının verdiği huzuru başka bir kurum veremiyorsa arkadaşlar, bu aynı şekilde evliliğin ya da ailenin devamı içinde aynıdır. Şimdi deniliyor ki, ben tabii birçok araştırma falan da okudum. Mesela bir çocuğu, iki çocuğu karşılaştırın. Birisi annesini ya da babasını kaybetmiş, yetim ya da öksüz bir çocuk. Bir tarafta da boşanmış bir ailenin çocuğu. Ve yıkım açısından bakıldığında çocuğun psikolojik olarak boşanmış ailenin çocuğuna olan etkisi anne ve babası ölmüş olan çocuktan daha fazla olduğu söyleniyor. Çünkü anne ve babayı kaybetmek de tabii çok çok büyük bir travma. Allah kimseye yaşatmasın. Ama burada çocuk şöyle düşünüyor. Ya öldü yani, tamam, yapacak bir şey yok yani. Gelmeyecek bir daha. Yani bunu zor da olsa katlanmak durumunda. Ama diğer tarafta hem anne yaşıyor hem baba yaşıyor ama ikisini bir arada göremiyor. Ve burada çocuk bir reddedilmiş duygusu yaşayarak değerli arkadaşlar hakikaten bunu hayatı boyunca bu olumsuzluğu yaşayıp gidiyor. Yine bu sosyal nitelikli veya toplumsal nitelikli sorunlardan birisi de kürtaj olduğu bahsediliyor. Kürtaj. Bilmiyorum Türkiye'de kürtaj var mı yok mu, serbest mi, yasak mı, yasal mı, o konuda fazla bir bilgim yok. Ama genel olarak dünyada yani bir kürtajı savunanlar var, bir de karşı çıkanlar var. Savunanlar diyorlar ki kardeşim bir annenin en temel hakkıdır, tamam. İsterse hani bebek ona ait olduğuna göre kürtaj da yaptırabilir. Şimdi değerli arkadaşlar tabii kürtajın hani dini açıdan elbette istenmeyen ya da hani kabul edilmeyen bir durum olmasının ötesinde psikolojik olarak da değerli arkadaşlar son derece özellikle hani anne için olumsuz etkileri varmış. Mesela suçluluk duyma, utanma duygusu, kaygı, kızgınlık, acı, tamam mı arkadaşlar? Şimdi dolayısıyla bütün bu acıların sonunda bazı anneler intihara kadar devam ediyormuş. Yani veya intihar sürecine kadar gidiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, tabii burada olaylar o kadar birbirine bağlı ki eğer gayrimeşru evlilik özendirilirse, evlenmeden çocuk sahibi olunursa, az önce söylediğimiz gibi 1 milyon ergen genç hamile kaldı. Ne olacak? Bundan 400 bini de arkadaşlar kürtaj yaptırıyormuş. Bir arkadaşımız soru sorabilir miyim dedi ama isterseniz soruyu en sona bırakalım, olur mu? Değerli arkadaşlar, çok fazla şeye gerek yok. Ama size şunu söyleyeyim. Allah'ın bir yasası var, bir kuralı var. Bakın bu kürtaj olayının en büyük, çıktılar demeyelim de, hani olumsuz olarak etkilenen ülkelerden birisi de Çin. Biliyorsun Çin'de bir politika vardı. Tek çocuk yapma politikası. Dolayısıyla Çinler de bunu fırsat bilerek
Yani kürtaj isterse 8. ayda olsun, tamam, devlet buna izin veriyor. Ve hakikaten öyle bir hal almış ki Pekin gibi büyük şehirlerde hani kız çocuklarını işte kürtajla yok etmişler. Geriye hep erkek bebek, erkek bebek. Ve nüfus inanılmaz derecede farklı bir boyuta gitmiş. Yani yeni, yani doğan ya da işte yaşayan bebeklerin %70'i erkek, %30'u kız olmuş. Şimdi tıp fakültesinde bir hocamız vardı. Bir kere dedi ki, Mustafa Bey dedi, savaş olduğu dönemlerde dedi, yani normal olarak tamam mı, kız sayısıyla erkek sayısı aşağı yukarı eşit oluyormuş. Eğer müdahale edilmezse. Hatta diyor, savaş olduğu zamanlarda diyor, erkekler çok öldüğü için Allah-u Teala inanın erkek çocuk sayısını artırıyormuş, tamam mı? Böylece denge sağlanıyor. Şimdi eğer siz bu şeye müdahale ederseniz, tamam şimdi olduğu gibi bu sefer erkek sayısı ya da ne diyelim hani nüfusu artıyor, öbür tarafta kadın ve kız eksiliyor. Peki ben size soruyorum, herhangi bir malın ya da herhangi bir ürünün ithalatını yapabilirsiniz değil mi? Ama kusura bakmayın da herhalde böyle oradan buradan kadın kız ithalatı ya da ihracatı yapacak durumda değiliz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir başka sorun yabancılaşmadan burada bahsediliyor, yabancılaşmadan. Bu da hakikaten, ya bu da aile kurumunun bozulması, işte az önce saymış olduğumuz o bireysel nitelikli sorunların artması ve bugün inanın Los Angeles'ta 950 çeşit kan kulübü varmış ve burada 100 bin tane genç ve buna uyuşturucu kullanıyor. Şimdi bunların bir hastalığı da ileri derecede buna narsist oldukları için insan düşmanı, kadın düşmanı, tamam bu bizim maalesef son zamanlarda Türkiye'de de oluyor biliyorsunuz. Ve bunlar çalışmıyor, hiçbir yasayı kabul etmiyor. Ondan sonra hakikaten ne diyelim, o şehrin, işte o mahallenin veya o ülkenin baş belası oluyor. Şimdi Mustafa Mertel Hoca'nın, psikiyatrist hocamız biliyorsunuz, 100 katlı mı, 1000 katlı mı diye bir kitabı vardı. Şimdi tam hatırlayamadım. O kitapta şöyle bir örnek veriyor. Ben çok hakikaten etkilemişti. Diyor ki, bir tarihte diyor Los Angeles'a gittim, Kaliforniya. Sokakta diyor gezerken diyor, bu diyor hani böyle işte zincirli mincirli filan tipler var ya. Onlardan diyor birisi geldi bana yanaştı, dedi ki diyor, hey demiş, merhaba işte bana bir $5 versene demiş. O da demiş ki yok demiş. Çünkü diyor ona $5 versem diyor yanında bir sürü insan var. Sonra demiş ki ya bir sigara bari ver demiş, tamam mı? O da demiş ki ben sigara kullanmıyorum. O zaman demiş, şu elini uzat, bir tokalaşalım. Elimi diyor, uzattım diyor, tokalaştım diyor. Bana dedi ki diyor, verdiğiniz pozitif enerjiden dolayı size teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, şu insanlığın geldiği noktaya bakar mısınız? İşte dışlanma bu, tamam mı? Bu belki klasik bir şey ama söz, ama kalabalıklar içerisinde gerçekten de yalnızlık yaşamak kadar değerli arkadaşlar herhalde kaygı verici bir durum olması gerek. Değerli arkadaşlar, üçüncü olarak gelelim küresel nitelikli ahlaki sorunlar. Tabii, şimdi diyelim ki bir boşanma olayı belki bir ülkeyi ilgilendirebilir. Ya da çete grupları diyelim ki birkaç ülkeyi ilgilendirebilir. Ama küresel nitelikli ahlaki sorunlar arkadaşlar hepimizi ilgilendiriyor. Peki nedir bunlar? Ekolojik denge ve çevre kirliliği. Şimdi az önce söyledim ya, eğer 1950 yılında 4 trilyon dolar, 100 trilyon dolara ulaştıysa, bunun en önemli nedeni arkadaşlar çevreyi hunharca kullanmamız, tamam mı? Bu kapitalist, vahşi kapitalizmin en büyük özelliği zaten budur. Geleceği hiç düşünmeden ne kadar şey varsa, tamam mı, kaynak kullanmak. Peki sonuçta ne olmuş arkadaşlar? Sonuçta dünyadaki kirlenmenin, hava kirliliği falan kirlenmenin %50'si arkadaşlar 1960'dan sonra olmuş. Ya 1960'a kadar hava pırıl pırıl tertemiz, tamam mı? Suyu, havası, toprağı. Ama tabii ki bu işte aşırı kimyasal şunlar bunlar her neyse ve %50'den fazlası sadece 33 yılda olmuş deniliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii yine burada son 100 yılda deniliyor. 30 bin bitki türünün hemen hemen hepsi gitmiş. Bakın yavaş yavaş hepsi gidiyor. Şimdi ben Amasya'dayım. Arkadaşımıza başta söyledi. Geçen hafta Amasya'ya gittik, tamam mı? Tabii Amasya deyince aklına ne geliyor arkadaşlar? Mis, kederme geliyor.
Şimdi yol kenarında arabayı durdurdum, misketlerimi alacağız. Dedim ki bana misket verir misiniz 3-5 kilo? Şimdi adam tuttu bana orada hiç misketle uzaktan yakından alakası olmayan elmayı tartıyor. Dedim ki amcacığım dedim kusura bakmayın de ben de Gümüş Hacı köylüyüm dedim yani Amasyalıyım dedim tamam mı? Bu sefer dedi ki ya dedi işte dedi o eski misketler kalmadı dedi. İşte dedi bu dedi Alman misketi ilk kez duydum Alman misketi neyse tamam mı? Yani genetiğiyle oynamışlar. Şimdi olay şu. Şimdi onun aslında bakıldığında diyor ki o diyor senin diyor bildiğin diyor misket diyor elması bir sene veriyordu bir sene vermiyordu tamam mı? Dolayısıyla diyor çiftçinin diyor bu diyor hani hoşuna gidecek bir durum değil. Ne yaptılar ziraatçılarımız sağ olsunlar? Genetiğini bozdular tamam mı? Her sene misket veriyor. Ama o misket yok artık arkadaşlar. Buna benzer pek çok şey kaybettik. Üzümden tutun meyvesine varıncaya kadar. Bunlar bizim daha bildiğimiz şeyler. Şimdi sevgili arkadaşlar tabii bu çevre kirliliği ya da ekolojik dengedeki en büyük sorun da arkadaşlar hepimizin bildiği gibi askeri sistemlerdir tamam mı? Şimdi hani Allah göstermesin, Allah korusun. Bugünlerde de işte bazı ülkeler nükleer bilmem işte silahtan veya şeyden falan bahsediyor ya. Şimdi geldiğimiz nokta o kadar korkunç ki arkadaşlar hakikaten. Şimdi hepimizin malumu ilk atom bombası 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentine atılıyor ve 200 bin kişi arkadaşlar anında hayatını kaybediyor. Ve büyük bir yıkım meydana geliyor. Şimdi çok fazla uzatmayalım. Deniliyor ki şu an insanlığın elinde bulunan nükleer silahlar Allah korusun bir kullanılırsa ilk dakikalarda 2.2 milyar insanın tamamı öleceğinden bahsediyor. 2.2 milyar insan ve insanlığın sahip olduğu nükleer silahların tamamı kullanıldığında teorik olarak 58 milyar insanı öldürecek güce silah varmış. 58 milyar. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Hepimiz yedişer kere ölmeye hazır olalım. Ya insan bir kere ölür de tamam mı? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir gerçekten de yani insanlık çıldırdı arkadaşlar ya. Şimdi değerli arkadaşlar tabii hani alanın uzmanı değiliz ama okuduğumuz şeylerden anlıyoruz. Bu nükleer silahların etkisi 240 bin sene kadar sürüyormuş. Tamam bunun öldürücü etkileri. 240 bin sene. İnsanlık tarihin 5 katı kadar fazla. Tabii eksik doğumlar, bağışıklık yetersizlikleri, kanserler vesaire bunlar zaten Çernobil vakasında gördük. Her ne kadar işte günün siyasileri böyle ekranlara geçip çay falan içseler de değerli arkadaşlar 1 milyon kişiyi etkilediği de daha sonra bilimsel olarak ortaya konmuştur. Değerli arkadaşlar gelelim belki son olarak son değil de sondan bir çok moral bozucu olan bir şey arkadaşlar o da savaş, çatışma ve şiddet. Tabii Arzuhan da dedi ya yazılan makale 20 sene önce olmuş ama sanki hakikaten bugünün sorununa ışık tutuyor gibi. Şimdi burada bilim adamları bir Wright diye birisi var. Adam Kanadalı. Hakikaten kalın birkaç ciltlik savaşla ilgili eserleri var. Çok muhteşem. Adam bütün dünyada yani dünyadaki bütün savaşları teker teker incelemiş. Böyle güzel bir çalışma. Diyor ki dünya milletleri diyor 1480 ile 1940 yılları arasında geçen 460 yılda 244 savaş yapmış. Sadece 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa bu 93 yılına kadar 149 savaş yapılmış. Tabii 93'ten sonra da insanlık boş durdu mu durmadı. Özellikle 11 Eylül'den sonra gerçekten de büyük bir kinle, nefretle Batı dünyası belki ta 7-8 asır önceki o Haçlı zihniyetinin aşağılık kompleksiyle arkadaşlar Müslümanlara saldırmaya başladılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi diğer taraftan Milattan önce 3000'den beri tüm savaşlarda ölümlerin %73 arkadaşlar 20. yüzyılda meydana gelmiş. Yani bunu anlatmaya bile gerek yok. İşte bu katil İsrail'in yaptığını değil mi hepimiz görüyoruz. Ne merhamet, ne şefkat, ne hukuk, ne yasa. Hiçbir şey yani gerçekten de hani geçmiş dönemlerde bu kadar böyle bir ölüm falan da yokmuş. Bu arada bu adamın verdiği bilgiyi de sizinle paylaşayım. Belki işinize yarayabilir işimize. Hani böyle savaş mavaş deyince herkes tamam vay Türkler vay Müslümanlar
Türklerin Dünya Savaşı'ndaki yeri arkadaşlar sadece %10'luk payımız varmış. Bu adamın araştırmasına göre %10. %90'ını tamam mı? Bu yani katil mi diyelim artık ne diyelim bilmiyorum ama Batı dünyasının şeyleri arkadaşlar yıkıcı. Değerli arkadaşlar 20. yüzyıl barışı öldüren yüzyıl olarak adlandırılmış. 21. yüzyıl nasıl adlandırılacak çok merak ediyorum, tamam mı? İlk 25 yılını gördük. Tamamen kan, gözyaşı, ondan sonra ve büyük yıkım. Sevgili arkadaşlar, son olarak dünyayı küresel anlamda etkileyen en önemli şeylerden birisi de bu sosyoekonomik adaletsizlik. Şimdi tabii ki hani hepimizin malumu Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerime var. Yani Allah herkesi eşit yaratmamış. Yani bir toplumun devamı için değil mi? Fakir de olacak, zengin de olacak. Ama dünya tarihinin hiçbir döneminde arkadaşlar bu kadar sosyoekonomik adaletsizliğin yaşandığı bir devir olmamıştır. Şimdi Fernand Braudel diye birisi var, Fransız ekonomist, diyor ki 1800'lü diyor yıllarda dünya ekonomisi Amerika'sı, Avrupa'sı, Asya ülkeleri aşağı yukarı diyor kişi başına düşen milli gelir 200 dolarmış. Kabaca tamam o günkü durumda arkadaşlar. Ya bugün geldiğimiz nokta inanılmaz derecede zenginle fakir arasındaki uçurum hakikaten çok 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 büyüdü ve gelişti. Bu sadece ülkeler arasında değil arkadaşlar. Ülkeler içerisinde de böyle. Bunlar bildiğimiz şeyler ama şimdi bugün yine hani ne diyelim bu verileri güncellemek için şöyle bir baktım. Lüksemburg'da kişi başına düşen milli gelir 135 bin dolarmış. Amerika'da 80 bin dolar. İsviçre'de 90 bin dolar. Almanya'da 2 bin dolar. Singapur 65 bin dolar. Avustralya 61 bin dolar. Suudi Arabistan 21 bin dolar. Türkiye'de 14 bin dolarmış. Mış diyorum bilmiyorum ya gerçekten de. Şimdi değerli arkadaşlar, basit bir hesaplamayla eğer dünya ekonomisi toptan 100 trilyon dolar ise 8 milyar insana böldüğümüzde kişi başına 12.500 bin dolar düşer, tamam mı? Ama dünyada nüfusun çok önemli bir kısmını bırakın öyle 8-10 bin dolar filan 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar düşen pek çok arkadaşlar ülke ya da nüfus var. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bu sosyoekonomik adalet yani sadece böyle hani parasal anlamda kişi başına düşen miktar değil. Yani bu çocuk ölümlerinden tutun eğitime, sağlığa, temiz suya, çevre şartlarına, ne bileyim, yani pek çok alanı etkiliyor. Şimdi burada problem ne biliyor musunuz? İnsanı çok üzen tarafı değerli arkadaşlar. Şimdi İsveç Barış Araştırma Enstitüsü var, SPRI diye. İngilizcesi tabii ki kısaltılmış şekilde. Diyor ki, silahlanmaya harcanan paranın her yıl yalnızca %10'u ayrılırsa 8 yıl içinde dünyada beslenme, barınma, eğitim ve sağlık sorunlarının tamamı çözülür diyor. Değerli arkadaşlar, hakikaten insanlık çıldırdı. Şimdi dünyamızın 100 trilyon dolar parası varsa sadece Amerika 2001-2022 yıllar arasında rakamlar ancak bu kadar bulabildim. 8 trilyon dolar para harcamış savunmaya ve askeri şey harcamaya. 8 trilyon. Ve global olarak, küresel olarak 14,4 trilyon arkadaşlar yıllık harcama var. Yani bu paranın bırakın böyle hani %20'sini, %30'unu, %1'i bile harcansa inanın dünyada ne aç kalır, ne susuz kalır, ne de tamam herhangi bir sağlık sorunu kalmaz. Ama geldiğimiz nokta bu. Peki çözüm ne arkadaşlar? Çözüme sadece bir cümleyle cevap vereceğim. Sonra arkadaşlarımın soruları olursa konuşuruz. Şimdi yurt dışında doktora dersinde Dr. Snyder diye bir hocamız vardı. Snyder. Bu adam misyoner bir profesör. Bir gün bana dedi ki, Mustafa dedi, komünizm çöktü dedi. Tamam mı? Komünizm çöktü. Sovyet Birliği'nin dağılmasıyla. Kapitalizm de dedi çökmek üzere dedi. Bu sistemin devam etme şansı yok dedi, tamam mı? Amerika'da bu işten şikayetçi. Çünkü hakikaten bir tarafta ultra zenginler var ama diğer tarafta çok fakirler de var. Dedi ki insanın tek ümidi dedi İslam'da dedi biliyor musunuz? Vallahi
Ve dedi Amerikalı ekonomistler dedi İslam ekonomisi üzerine çalışıyorlar dedi. Tabii bunu söylerken belki 30 sene oldu. Ama şimdiye kadar bir gelişme de olmadı maalesef. Demek ki arkadaşlar bu insanlığın kurtuluşu ne sosyalizmde, ne komünizmde, ne vahşi kapitalizmde hakikaten yine insanlık İslam'a son derece muhtaç. Müslümanlara demiyorum bakın. Bu günümüz Müslümanları bırakın dünyayı İslamlaştırma ya da insanların İslam'a dönmesini hepten ateist olmasına neden olur. Çünkü tamam çünkü örnek olamıyoruz değil mi? Model olamadık olamıyoruz. Adam bizim neyimize baksın da tamam yani İslam'ı ya da Müslümanları tercih etsin. Dolayısıyla değerli arkadaşlar onu bunu suçlamaktan ziyade tabii kendimizi de hesaba çekerek adam gibi Müslüman olmamız ve hakikaten sadece kendimizi değil insanlığı kurtarma çabası bağlamında da arkadaşlar çok çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar benden bu kadar. Tabii bu gecenin saatinde çok fazla da böyle kafanızı şişirmeyin. İletişimciler diyorlar ki çok fazla böyle rakamlarla konuşmak karşı tarafı sıkar. Ama biraz da tabii ki konunun mahiyeti bunu gerektirdiği için bazı rakamlar verdim. Eğer arkadaşlarımızın soruları varsa tabii ki sorularına cevaplar vermeye çalışırım. Teşekkür Allah ederim. razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Mehmet Zeki Aydın hocam da, Mehmet Şevki Aydın hocam da girmiş. Muhammed Şevki Aydın hocam, ismini doğru söyleyeyim. Selamımı sunuyorum. Az önce gördüm bizim hocamız Evet. değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz alanımızın piri hocamız. Ellerinden öpüyorum. Ben de tekrar söyleyeyim. Muhammed Şevki Aydın hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hüseyin Yılmaz hocamı da gördüm ama bizim Hüseyin Yılmaz hocamız mı? Yoksa isim benzerliği mi bilemedim. Yine de hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Çok teşekkür ederim hocam. Yahya Cirit hocam söz almak istemiş. Sözü ona vereyim. Ondan sonra önce misafirlerimize vereyim. Sonra ben söz isteyeyim hocam sizden. Çünkü benim de bir sorularım olacak. Makaleyi çok beğendim. Gerçekten çok faydalı olmuş. Sizin de söylediğiniz gibi bugüne tam uymuş. Ya, maalesef zaman sanki hiç değişmemiş. Geçen bütün problemler artarak sanki devam etmiş. Buyurun Yahya Hocam. Hoca, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam benim sorum biraz karışık ama şimdi dünyada küresel sistem var. Ve bu küresel sistem doğrultusunda işte Orta Doğu'da bir güvenlik koridoru açılıyor. Bir güvenlik koridoru açılıyor. Ve bu bağlamda da diğer ülkeler o koridoru sağlamlaştırma adına bazı faaliyetlerde bulunuyor. Mesela bizim biliyorsunuz yakın dönem mütefekkirlerinden bu teknoloji, bilim ve medeniyet üzerine yazı yazanlar var. İşte İsmet Özel de üç meseleyi yazdı mesela bu konuyla alakalı. Şimdi meselenin mesela savaş suçu diyoruz ya, işte adam bilimsel bir faaliyet içine giriyor, teknolojiyi geliştiriyor ve gelişen bu teknolojiyle silah da üretiyor. Ve bu silahlarla gerektiğinde zulmünü yapıyor. İşte bugün İsrail'de yapıldığı gibi. Mesela Türkiye'de güncel olarak şu çalışmıyor mu hocam? Mesela bu üretilen silahların fıkhi durumu ne? Yani tamam bir devlet kendisini savunmak için de silah üretiyor. Ama yeri geldiğinde başka bir ülkeyi katletmek için de silah üretiyor. Mesela normalde bu silahların bu zulmün önüne geçmek için acaba şu söylenebilir mi hocam? Teknoloji, bilim ve teknolojiye medeniyetler açısından bir sınırlandırma getirilebilmeli. Ya da bir 50 yıl, 100 yıl sonra bu teknolojik olarak ya da bilimsel faaliyetlerde de bir sınırlandırma gerektiğini, zaruri olduğunu söyleyebilir miyiz hocam bu bağlamda? Şimdi Yahya Bey biraz burada ses yankı yapıyor da eğer doğru anladıysam. Şimdi tabii ki temel tartışma şu. İki grup görüş var. Acaba diyorlar bu yeryüzünde bu savaşı, çatışmayı tamamen hani durdurmak, yok etmek mümkün mü? Yani bir barış dünyası tesis edilebilir mi? Bir grup insan diyor ki olabilir diyor. Yani niye olmasın? Mesela bir zamanları deniliyor. Hani kölelik de vardı ama kölelik kalktı tamam mı? Yani savaş da deniliyor, kalkabilir. Hani eğitim yönüyle. Benim doktora tezim de barış eğitimiydi de biraz ondan yani esinlenerek söyleyeyim. Ama büyük çoğunluk şöyle diyor. Hayır kardeşim, savaş hiçbir zaman kalkmaz. Buna İslam alimlerinden bazıları da dahil. Çünkü yani savaşın pek çok nedenleri var. Amerika niye bıraksın? Her sene milyarlarca dolar para kazanıyor değil mi? Adamın şeyi bu arkadaş. Yani adam ölmüş, savaş olmuş filan.
Hani Allah korusun bir diyelim ki trafik kazası yaptığınızda belki sanayideki pek çok kişi seviniyor bile, tamam, adamın ekmek kapısı o ya. Şimdi dolayısıyla bir kere herhalde savaş ve çatışmaların biteceği pek mümkün gözükmüyor. Şimdi arkadaşımızın sorusuna gelirsek, hakikaten iki değneğin ucu gibi yani. Değneğin iki ucu gibi, tamam mı? Ya hazırlık yapsanız milyarlar oraya gidiyor. Adam Smith'in The Wealth of Nations diye bir kitabı var. Bu Adam Smith falan diyor ya, diyorlar ya Adam Smith. 1937 yılında yazmış. O kitabı ben baştan sona okudum. Diyor ki, ya diyor, savaş endüstrisinin, savaş alet ve edevatının insanlara hiçbir faydası yok diyor. Hakikaten de yok. Mesela 1 milyon tankımız olsa tarla bile süremeyiz değil mi yani? Amaç farklı yani, insan öldürme için. Şu kadar bilmem uçağın olsun, savaş uçağın. Ama arkadaşlar ormancı da olmuyor. Ama buradaki sorun şu. Biz nasıl yarış yapacağız ya? Ben de şaşırıyorum. Yani şimdi Amerika 800 milyar dolar yıllık, tamam mı, sanayi yani savunma sanayine para harcıyor. 800 milyar dolar. Arkadaşlar bizim toplam zaten ülkemizin parası 800 milyar dolar. Biz hiçbir şey yemeden bütün parayı oraya aktarsak, ya bugün savaş endüstrisinde 500 bin matematikçi, fizikçi insan çalışıyor, mühendisler. Şimdi tabii ki hani çok basit olarak elbette arkadaşlar, yani keşke diyoruz ki oraya harcayacağımız kaynak ya da parayı eğitime, sağlığa, işte ülkenin kalkınması için değil mi harcasak iyi de, ama tabii ki güvenlik de arkadaşlar, Abraham Maslow'un dediği gibi ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya, biyolojik ihtiyaçlardan sonra ikinci sırada da güvenlik geliyor, tamam. Sonuçta bizim hani güvenlikten de vazgeçme gibi bir lüksümüz yok. Ve Kur'an-ı Kerim'de bakarsak hani işte besil atları filan ayet-i kerimesi var ya, sonuçta bizim de hazırlık olmamız gerekiyor. Ama nereye kadar? Soru bu. Yani bunun sonu yok, sınırı yok. Ondan sonra gerçekten de bizden çok çok ileri olanda olanlar var, satanlar var. Hani hepimizin hatırlayacağı gibi işte Trump geldi Suudi Arabistan'a 800 değil mi? Milyar mıdır dolar, herhalde milyar, büyük bir rakamda adam silahlar satıp gitti değil mi Yahya Bey? Herhalde yani biz de ne bileyim yani elimizden geldiği kadar silahlanacağız yani, en azından hani kullanmasak bile karşı taraftaki düşmanı korkutmak için. Ama keşke insanoğlu ortak akılla, ya artık yeter arkadaş, bundan biz bir sonuç alamıyoruz, ondan sonra bu elimizdeki imkanları farklı alanlara kullanalım diye böyle bir şey olursa, galiba arkadaşlar çok önemli noktalara gelebiliriz. Teşekkürler. Arzu Hocam, Tuğba Hocamızın sorusu bittikten sonra en son bir iki dakika hocama bir şey daha sorabilir miyim? İzniniz olursa. Buyurun, sorun. Yok, Tuğba Hanım bir konuşsun. Yok, o sormadı, ben soracaktım. Tamam hocam, o zaman tamam, ben hemen... O zaman siz sorun. Tamam. Hocam, makalenizi gerçekten şöyle üç noktası özellikle benim çok dikkatimi çekti. Nedir diyeceksiniz? Şu an mesela yapılan en son bir istatistikte Finlandiya'nın en mutlu insanlardan oluştuğu söyleniyor. Ama intihar, sizin yazdığınız o makalede baktığımda intiharların en fazla olduğu ülke diye o makalede yazıyor. O mesela bana çok şaşırtıcı geldi, tezat geldi. Yani en mutlu insanların yaşadığı ama en çok intiharın da olduğu ülke. İkincisi feminizmle ilgili, yani açıkçası şu an hani bu tek çocuk kalanların, yani eşinden ayrılanların ya da işte mesela intihar, anne eğer işte ergen yaşta hamile kaldıysa işte ya intihar ediyor ya çocuğunu doğuruyor. Bana şöyle üzücü geldi. Yani iki, mesela okullarda da belki ailenin içinde de belki hani şimdi bunu Avrupa üzerinden yazdık ama Türkiye'de de öyle. İki aynı yaşta ya da işte belki birazcık daha küçük insan var. Ya biri kız, biri erkek. Ama yaptıkları yasa dışı, yani haram yola kızın mağdur olması ve o çocuğun işte ya işte sonunda, çünkü galiba o hani hamile kalan annelerin kürtaj olduktan sonra intihar etme olayının yüksek olması. Kızın yani birisiyle birlikte olduktan sonra babanın tamamen ortadan kaybolması ama tüm sorumluluğun kızda olup, annede olup annenin de intihar etmesi biraz üzücü geldi açıkçası bir kadın olarak. Üçüncü, feministlerle ilgili olan da, feministlerin gerçekten kendi, bu benim yorumum hocam, çok da bizi düşündüklerini düşünmüyorum açıkçası.
Zaten sizin de o makalede yazdığınıza göre önce işte evliliğin olmaması, işte kadının evlilikte ezildiğini savunurken daha sonra işte farklı yollarla da canım ihtiyaçlar giderilsine çevirmişler. Belki de yine hani nasıl hani biz bir el var, görünmeyen bir el var diyoruz ya, sanırım bu feministlerle ilgili de görünmeyen bir el işte ne yaptı, ne etti, şu an dünyadaki tüm evlilik kurumunu neredeyse bitirdi. Kendi tespitim doğru yanlışsa düzeltin hocam. Gerçi sanki Anadolu'da da yani hala günümüzde de evlilikleri devam ettirmesine gayret eden kadındanmış gibi geliyor. Yani eğer kadın hani bu yuvayı dişi kuş yapan şey, atalarımızın söylediği sözünden yola çıkarak kadın eğer artık tak ediyorsa, istemiyorsa, bittiyse boşanma yoluna gidiyor ve o evlilikler yıkılıyor. Sizce de öyle mi hocam? Arzu Hanım, şimdi burada hani suçu ne kadına ne erkeğe yüklemek doğru değil. Benim şahsi görüşüm, Muhammed Şevki Aydın hocamız da eğitimci. Yani hem kızlarımızı hem erkek çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Tamam mı? Çünkü bu tek taraflı değil mi? Hani yürüyen bir şey değil yani. Sonuçta ahlaklı, dürüst, karakterli, ondan sonra bireyler olarak yetiştirdiğimizde inşallah hani bu oranlar düşer diye ümit ediyorum. Yoksa hani kadın mı daha işte ondan sonra bu işe hani neden olur, erkek mi daha neden olur ya da işte hangisi daha çok böyle hani sabır gösterir gibi yaklaşımlar pek doğru değil gibi geliyor bana. Ya bu feminizm işi tabii çok karışık bir şey. Belki iyi niyetle çıkmış olabilir ya da işte hani kadınlara bir takım işte haklar hani almak için ortaya çıkmış olabilir falan ama yani iyice böyle hani ne diyelim yani rayından çıkıldığı durumlar da var. Bir erkek düşmanlığı, bir bilmem ne filan. Ya Allah bir denge koymuş. Allah yani kadını erkeğe, erkeğe kadını değil mi? Muhtaç olarak yaratmış. Yani bu birlikleri devam ettirmek gerekir meşru şartlar içerisinde. Yoksa hani iki taraf birbirini böyle üstün görerek ya da işte aşağı görerek veya dışlayarak yani bir toplumun devamı pek mümkün değil gibi geliyor bana. Evet, yani hocamdan önce bir tane daha gerçek soru sorayım hocam. Hiç bu hani tek büyüyen hani ya anneyle ya babayla ya da belki hiç anne baba olmadan babaannesiyle anneannesiyle ya da işte Avrupa'da öyle bir şey yok. İşte yurtlarda büyüyen çocuklarda sağlıklı evlilik kuran olmuş mu hocam? Bunun araştırması yapılmış mı? Yani bu eşlerin boşandığı çocuklarda mutlu yuva kurabilen olmuş mu? Şimdi değerli arkadaşlar, sosyal olayları böyle hani 2-2 daha 4 eder gibi açıklamak doğru değil. Ama İngiltere'deki cezaevlerinde yapılan araştırmalarda yani bu mahkumların büyük çoğunluğunun bu ne diyelim yani bozulmuş ya da yani böyle hani yıkılmış ailelerden gelen kişilerden olduğu tespit ediliyor. Yani bu %100. Ya şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar, bazen belki boşanma hayırlı da olabilir. Yani her gün kavga dövüş, her gün kavga dövüş. Hani o ortamda yetişen bir çocuk da herhalde ruh sağlığından değil mi doğru düzgün yetişemeyebilir. Ya annesi babası vefat etmiştir veya biri annesi babaannesi yani o boşluğu doldurmaya çalışır. Çok fazla değil mi travma yaşamayabilir. Ama sosyal destek dediğimiz bu sosyal destekten mahrum olarak büyürse herhalde arkadaşlar burada birçok anne ve baba var. Yani normal bir çocuk olduğunda söyleyemeyiz. Yani bu bir gerçek yani. Bunu hani inkar edemeyiz. Biz o çocuğun zihin dünyasında, gönlünde ne tür fırtınaların estiğini biz kestiremeyiz. O yüzden de tabii ki diyoruz ki hani çok böyle yani şey gerekli veya zorunlu olmadığı sürece yani klasik bir şey ama yani biraz ne diyelim boşanma sanki ameliyat gibi son çare olması lazım. Yoksa öyle ufak tefek meselelerden dolayı boşanıp çocukları mağdur etmemek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yahya Hocam buyurunuz. Hocam 2 dakika hemen 30 saniye bekliyorum çünkü ne soracağımı unuttum. Hemen şimdi aklıma geldi. O zaman zaten şey yapın çünkü Muhammed Şevki Aydın Hocam söz almak istemiş. O söz almak istediğinde gerçekten başka birine söz vermek istemem. Buyurun Muhammed Hocam. Estağfurullah. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Ellerinde Allah'a emanet olun. Bütün arkadaşlardan sizi de muhabbetle selamlıyorum. Evet, son derece önemli sorunlara temas ediyorsunuz. Evet, ben sizden izin isteyeceğim. Şimdi ayrılmak zorundayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür hocam. Çok sağ olasın hocam. Çok sağ olun. Sağ olun.
Hocam şimdi sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun şimdi hocam. Yani hocam. Şimdi Mustafa hocam biraz yine farklı olacak ama şimdi mesela bazen felsefeyle uğraşan arkadaşlarla oturuyoruz. Şimdi genel kullandıkları bir kelime var. Şey diyorlar, hani tartışıyoruz bunu. İşte kozmos varlığını kaosa borçludur diyorlar. Hani böyle bir cümle kullanıyorlar. Şimdi bu savaşlarla alakalı olunca da ben şimdi gerçekten merak ettim. Hani biz barış ve savaştan bahsediyoruz genelde. İşte savaş kötüdür, barış iyidir diyoruz ya genelde. Acaba bizim hani eğitim açısından düşündüğümüzde hani barış iyidir, savaş kötüdür şeyi biraz teorik kalıyor sanki. Hani mesela Türkiye açısından da baktığımız zaman genel olarak silahlanmaya, biz mesela bireysel silahlanmaya karşıyız. Hatta devletin gerekmedikçe silahlanmasına da karşıyız. Ama bunlar sanki hocam herhalde biraz teorik kalıyor değil mi? Pratiğe iş, hani işi pratiğe döktüğümüzde aslında hani savaş kötüdür, barış iyidir söylüyor, biraz gerçekliğini de yitiriyor gibi düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Şimdi değerli arkadaşlar, benim edindiğim bilgi şu. Bugün Amerika'da 100 tane üniversitede lisans eğitimi var, barış eğitimi konusuna. 100 tane üniversitede. Japonya'da barış eğitimi var. Ondan sonra birçok Avrupa ülkesinde barış eğitimi var. Bizim Türkiye'de böyle bir eğitim yok. Şimdi ben yine de hani keşke eğitim olsa, yani barış eğitimi derken mesele böyle sadece hani savaş falan meselesi değil. Barış eğitimi pek çok boyutu var. Sosyoekonomik adalet, adaletsizlik. Ondan sonra hakikaten bu hani nükleer işte ne diyelim silahların işte olumsuz etkileri vesaire. Ama buradaki sorun, yani hakikaten hani savaşı hepten yani kaldıramadığımıza göre nasıl bir tavır alacağız, ne yapacağız? Şimdi işte karşımızda bir İsrail olgusu var değil mi? Ve diyoruz ki keşke biz de daha da güçlü olsak, tamam mı? Ama bu sarmalın içerisinde nasıl kurtulacağız? Şimdi bir örnekle anlatayım. Bir kısa dönem askerlik yaptık, 8 ay. Şimdi komutanımız bize şöyle bir örnek vermiş. Dedi ki, Amerika dedi geliyor dedi, Yunanistan'a dedi bir tane F-16 veriyor. Ve Türkiye'ye geliyor diyor ki, bak Yunanistan bir tane F-16'sı var tamam mı, senin yok. Yarın bir savaş olursa, yani affedersin hapı yuttun. O zaman biz diyormuşuz ki ya iki tane de bize ver tamam mı? Madem böyle bir tehlike var hani. Şimdi biz iki tane F-16 alıyoruz. Hemen Yunanistan'a gidip bu savaş tüccarlar diyorlar ki bak senin düşmanın iki tane F-16 uçağı var. Senin bir tane var. Bunu dengelemen lazım. Öyle mi ya diyorlar. Onların iki varsa bizim üç olsun. Ya adamların arkadaşlar amacı tamam mı? Senin benim güvenim falan filan meselesi değil. Ya ne kadar silah satmak değil mi? Ya onlar için adam tüccar ya. Adam insanlık düşmanı ama yapacak bir şey de yok. Yahya Bey yani ama ben yine de hani bir barış eğitimi keşke olsa okullarda ya bütün dünyada, bu şimdi küresel ahlak için de geçerli bir şey ama bu sesler çok cılız çıkıyor. Şimdi bu makaleden sonra hani reklam olmasın yanlış anlamayın da küresel ahlak eğitimi diye de bir kitabım var benim, küresel ahlak eğitimi diye. Yani bunu da nereden esinlendim? Alman teolog, ilahiyatçı birisi var. Allah'ım adamın aklına gelen çok meşhur birisi. Küresel ahlak eğitimini savunan Hans Küng. Hans Küng. İnanılmaz birisi. Yani adamın 450-500 tane kitabı var. Gerçekten de makalesi var. Çok. Ve İslam'a da, Müslümanlara da çok yakın olan bir kişi. Şimdi bu adam diyor ki ya diyor dünyada pek çok kurum var tamam mı? İşte hani sabah ya ne diyelim işte uyuşturucuya karşı işte sigaraya karşı işte şuna karşı buna karşı falan filan. Neden diyor bir diyor böyle diyor hani küresel bağlamda bir ahlak oluşturmayalım. Küresel ahlak oluşturmayalım. Küresel ahlak eğitimi. Şimdi adam yazdı çizdi ama ben baktım hiç de böyle hani çok fazla bir kabul görmedi arkadaşlar. Öbür taraf daha sesi güçlü çıkıyor. Ama ben yine de hani çok ümitsiz değilim ya. Yani insanların zihnine ondan sonra bu savaşların bir şey getirmeyeceğini, bunun büyük bir insanlık düşmanı olduğunu, ondan sonra ne diyelim yani bunun hani az önce verdiğim örnekte olduğu gibi yani bu kölelik, mölelik işte bir takım kötü alışkanlıklar nasıl hani silindiyse ya acaba diyoruz tamam mı? Bu barış eğitimi yoluyla ta çocukluk yılından itibaren yani daha böyle barışçı bir ortam sağlanır mı? Bu bir temenni arkadaşlar. İnşallah sağlanır diyelim.
Evet Yahya Bey, bizim cevap biraz Süleyman Demirel'in konuşması gibi oldu ama ne yapayım yani şimdi yani tam bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani şimdi tabii ki olayların farkındayız. Teşekkür ederim. Hocam Allah razı olsun. Ben gayet güzel de bir şey yaptım. Her ne kadar ben öyle düşünmesem de hani ben biraz şey düşünüyorum hocam. Daha vaktiniz var değil mi? Bir iki dakika bir şey söyleyebilirim. Var. Buçukta tamamen ama kapatırız. Bir 10 dakika, 15 dakika daha söz hakkı veririz. Ondan sonra bir şey veririz. Şimdi şöyle hocam, ben bir de şeyi düşünüyorum. Hani bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Mesela eğitim konusunda da düşüncem şu hocam. En iyi eğitimi de versek, yani eğitim potansiyeli çok yüksek olsa, derslere en iyi akademisyenler de girse, bana göre, benim görüşüm bu. İnanç despotizminden insanlar kurtulamadığı müddetçe, inançtan kastım şu hocam, yanlış anlaşılmasın diye o yüzden söyledim. Hani bir inancımız var, inancımız doğrultusunda hareket ediyoruz. Ama yanlış inanç sebebiyle mesela bir taraf düşmanlaştırıyor ve şeytanlaştırılıyor. Burada aslında bizim hani yani eğitimden ziyade eğitim çok önemli ama bu despotluktan kurtulmadığımız sürece de aslında Türkiye'de hani bu şekilde bir eğitimin de gerçekten işe yaradığı zaten gözükmüyor. Mesela hocam biz hani öğretmenlerle de bazen oturuyoruz. Yani öğretmen bir şey anlatıyor öğrenciye. Öğrenciye bir şey anlatıyor. Ama öğrenci o sınıftan çıktıktan sonra işte annesinde, babasında, çevresinde genelde kötülüğü ya da kötü olan şeyi gördüğü için aslında öğretmeni ona aktardığı şey bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Hani böyle de bir temel problem yaşıyoruz zaten. Ha bu çözülür mü? Bana göre kıyamete kadar çözülecek bir şey değil. Çünkü hani İslam tarihinde de şunu en azından görebiliyoruz hocam. Mesela en böyle huzurlu olan dönemlerde dahi hiç düşman olmasa, yani Batı'dan ya da kafirlerden düşman olmasa bile İslam ümmeti düşmanı kendi içinde üretmiş mesela. Ya bir şekilde ihtilaflara düşmüş ve bu ihtilaflar bir yerden sonra büyük tartışmalara gitmiş. Hatta son bir şey söyleyip bırakacağım hocam. Kusura bakmayın çok tuttum. Bundan 3 sene önce ben bir haber okumuştum hocam. Gerçekten çok 7 kişinin öldüğü bir haber ama acı bir haber. Hindistan'da iki cemaat camiye gidiyor. Camide tahiyatta şehadet parmağı kaldırılır mı kaldırılamaz mı? Burada ihtilafa düşüyorlar. Daha sonra biri diyor kaldırılır, biri diyor kaldırılamaz. Bu ihtilaftan sonra birbirlerine giriyorlar. 7 kişi ölüyor hocam maalesef orada. Ben bu haberi okuduğumda bir yandan şaşırılmıştım mesela. Bir yandan da çok üzülmüştüm. Hani eğitim de Türkiye'de zaten mevcut eğitimi siz de biliyorsunuz. Yani özellikle liseye kadar olan eğitim gerçekten problemli bir eğitim sistemi var. Herhalde haller üzerine biz bu hal üzerine bunu indirgeyemediğimiz sürece hani eğitim de aslında Türkiye'de herhalde pek faydalı olmayacak. Sizin söyledikleriniz üzerinden söylemiyorum hocam. Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam bilgileriniz için. Biz teşekkür ederiz. Tuba Hocam buyurunuz. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Evet, sağ olasınız. Ben sorudan önce sizi sık sık dualarımda anıyorum. Teşekkür etmek için katıldım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani farkında değilsinizdir belki bilmiyorum ama geçen yıl hatta onu da araştırıp buldum tarih olarak. 26 Eylül'de konuk etmişiz biz sizi yine programa. O programda bize kayıt içinde miydi, kayıt alınmamış sanıyorum o gün. Ya da biz kayıt sonrasında mı konuştuk onu da bilmiyorum ama tavsiyelerde bulunmuştunuz. İlahiyat öğrencileri ya da ilahiyat mezunları işte kendimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz diye sorulmuştu size. Sizin orada verdiğiniz tavsiyelerden bir tanesi de ikinci üniversite olarak sosyoloji okuyabileceğimiz bir ilahiyat mezununun, bir ilahiyatçının iyi bir profil oluşturabilmesi için sosyolojik temeli de olması gerekiyor demiştiniz. Özellikle dedim psikolojisi alanında yüksek lisans yapmak isteyen bir kişinin sosyolojiyi de bilirse, sosyoloji, teoloji ve psikoloji üçlemesiyle güzel bir profil oluşturabileceği mealinde konuşmuştunuz. Ne yapsam, nasıl yapsam diye bir boşluğun içindeydim o dönem. Bir şey yapmam lazım, bir arayış içerisindeyim ve nasıl yapayım diye düşünürken böyle radikal bir kararla ikinci üniversiteye başlama kararı almıştım sosyolojiyle. Elhamdülillah başarıyla gidiyoruz, hamdolsun iyi gidiyor. Ne güzel, tebrik ediyorum Tuğba Hanım. Allah razı olsun hocam. Yani faydalarını gördükçe, yorumlayabildikçe, olaylar arasındaki bağlantıyı kurabildikçe hep diyorum ki Allah Mustafa Hoca'dan da razı ol, o vesile oldu.
Ya gıyabınızda hep dua ediyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Allah razı olsun. Makaleyi de okudum, bitirdim. Şey yaparken bitti. Tamamlayamamıştım. Program içerisinde o da bitti. Kaleminize sağlık, bedeninize sağlık, ruhunuza sağlık. Güzel olmuş, çok güzel olmuş. İstifade ettim ben. Yine bir de soru soracak olursam şu geldi benim aklıma. Cinsel ilişki nasıl ki yeme içme ne kadar gerekli bir ihtiyaçsa o da insanın asli ihtiyaçlarından bir tanesi, kadın olsun erkek olsun. Bunun böyle olmasıyla birlikte şimdi belli bir yaş, ergenlik yaşına geldiğimizde, yani biyolojik olarak belli bir olgunluğa geldiğimizde bu insan olarak insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi haline geliyor. Çocukluk döneminde böyle bir şey yok ama ergenlikle birlikte hormonların işte gelişmesiyle birlikte bu ihtiyaç haline geliyor. Şimdi bu evlilik yaşının yukarıya çekilmiş olması, 18 yaşın çocukluktan çıkma sınırı, işte bir hocamız vardı eğitimde şey demişti yani, ya akademik eğitimini veriyorsunuz, işte fiziksel bir takım ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz falan ama öbür türlü baskı altına alıyorsunuz da, yani bu böyle bir sınır getirmekle inanılmaz bir baskı, çünkü onun fiziğinin fiziksel olarak ve biyolojisinin bir şekilde ihtiyacı var buna. Yani siz onu bastırdığınız zaman akademik başarı da düşüyor, ahlaki sistem de düşüyor, çünkü temel ihtiyacını kısıtlamış oluyorsunuz. Bunu böyle yapmak yerine büyüklerin gözetiminde, büyüklerin rehberliğinde, işte tecrübe sahiplerinin rehberliğinde, daha yasal koşullarda evliliği teşvik edici şekilde desteklenmesi gerektiğini söylemiştim. Ama bizim yasalarımızda böyle bir şey yok. Ama bir yandan da baktığımızda bu hükümetin, mevcut hükümetin zinayı meşrulaştırdığıyla ilgili birçok eleştiriler var. Mesela zinayı meşrulaştırıyor. Bir taraftan bakınca da o zinayı meşrulaştırma yasasının altındaki mananın bu küçük yaşta, kırsalda özellikle küçük yaşta yaptırılan evlilikler, geleneksel olarak yaptırılan evlilikleri korumak adına, yuvayı, aileyi bir anlamda korumak adına olduğu söyleniyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu da merak ettim. Tuğba Hanım, şimdi tabii meselenin pek çok boyutu var. Yani bu sadece dini boyutuyla çözülecek bir olay değil. Bir de hayatın gerçekleri var. Mesela bunların 50-60 sene önce değil mi, insanların çoğunluğu ilkokul mezunuymuş. Ondan sonra hani işte köyde yaşıyorsun, kırsal alanda. Yani yapacağın iş falan da belli. Hakikaten kızlar 16-17 yaşına gelince ya da 18 diyelim hadi. Erkekler de, biz de Anadolu'da biliyorsunuz askerlikten gelme hani önemli bir ölçü ya. Yani genelde insanlar evleniyormuş. Belki bu kadar hani bilmiyoruz. Hani gayrimeşru ilişki var mıydı yok muydu falan, buna biraz tabii ki şey işler yani, gizli saklı işler. Ama şimdi öyle bir döneme geldi ki, yani bunu hepimiz takdir ediyoruz. Şimdi lise mecbur oldu değil mi? Yani Türkiye'de herkes liseyi bitirecek. Adam diyor ki ya lise bitirmiş, üniversitede bitireyim. Üniversiteye başlıyorsunuz, mezun oluyorsunuz, iş yok, aş yok, tamam bu sefer yüksek lisans yapayım, yok doktora yapayım, yok KPSS'ye gireyim, yok ALES'e gireyim. Ya arkadaş, yani şunun şurasında iyi kötü geçinebilmek için 30 yaşımızı beklememiz gerekiyor. O da en iyi şansla. Peki ben size şu soruyu soruyorum. Bir kızınız olsa ya da hani evladınız, erkek evladınız olsa, işi gücü olmadan siz evlendirebilir misiniz? Yarın sıkıntı olacak değil mi arkadaş? Yani evlilik hakikaten öyle hani romantik bir şey değil. Tamam ilk ay romantik olur da yarın bir de çocuk olduğunda hakikaten bir bez parası bile hepimizin bildiği gibi neredeyse 3-4 yaşına kadar bir araba parası alıyorsunuz. Yani işin bir ekonomik boyutu var. Bu tabii devlet politikası olacak burada. Ama ben dediğinize %100 katılıyorum. Yani biz bu gençlere şunu diyemeyiz. Oruç tutun. Hani peygamberimizin tavsiyesi var ya. Ya tövbe yarabbim, bir oruç tuttu, iki oruç tuttu arkadaş. Her gün oruç tutacak ya. Yani bu olacak bir şey değil. Yani biz bunu ya meşru yolla çözeriz. Çözmediğimiz sürece de ve takdirde arkadaşlar, yani bir şekilde bu patlak verir, tamam mı? Tabii bunun hani ekonomik boyutu, toplumsal boyutu, ama biz Müslümanlar olarak belki ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Keşke şu evliliği daha basit hale getirsek değil mi? Ekonomik olarak çok fazla böyle masraflar yaparak iki tarafta hani böyle yıkım noktasına getirmesek, insanların iyi kötü geçinecek bir kazançları olsa, bu şeylere biraz çözüm bulabiliriz. Şimdi bizim Müslüman zihniyetiyle Batı zihniyeti bir değil. Ve bugün birçok artık insanlar şöyle düşünüyor. Evliliği bir yük olarak görüyor, tamam mı? Adam diyor ki açık ve net. Ne demek diyor ya, ben birisiyle evleneceğim, ömür boyu tamam ona bağımlı kalacağım filan.
Tabii öbür tarafta adam eğer hani helal haram şeyiniz yoksa bir daha şey geliyor yani, değil mi? Cazim. İstediğin kadar erkek, istediğin kadar kadın değiştir, çok affedersiniz. Şimdi tabii ki bizim de maalesef bu şeylerden kurtulma şansımız yok. Çocuk yetiştirme şeklimiz bu yöne, eğitim öğretimimiz de hani bu yönde. Ondan sonra işte toplumun ekonomik yapısı, sosyal yapısı bizi yani bu noktaya getirdi. Zaten çok uzattım ama küreselleşmeyi tartışanlar da diyorlar ki ya aslında insanlığın ya da bu hani küresel veya işte kapitalist sistemi savunanların çok da fazla yani insanlığın bir bütün olarak bu noktaya geleceğini tahmin etmiyorduk diyorlar. Ama çok kötü bir sonuca ya da işte ne diyelim noktaya ulaştık Tuğba Hanım. Dediklerinize katılıyorum ama gerçekten de uygulaması da bir hayli zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin hocam. Allah razı olsun. Dediklerinize sağlık. Ali Çiftçi hocam sözü istemişler hocam. Buyurun Ali hocam. Hocam herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Sizin de ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah Ali'ciğim. Ha Ali ya şimdi hatırladım ya. Nasılsın Ali Bey? Eski bir öğrenciniz olarak. Hocam sorum şöyleydi. Biliyorsunuz yakın zamanda ismini vermeyeyim ama bazı sosyal medya sitelerinin sayfalarının kapanması, yasaklanması söz konusu oldu. Geçenlerde daha büyük birisi kapatıldı, gençler krize girdi. Bazı bunalıma girenler oldu. Çünkü bağımlılık düzeyinde sosyal medya kullanıcıları var. Acaba biz hani bu küresel bağlamda düşündüğümüzde bunu bir fırsata dönüştürebilir miyiz? Yoksa gerçekten hani sizin tabirinizde bu bir Allah'ın internet mecrası için demiyorum tabii de. Hani bu bir bela mı? Yoksa bu fırsata dönüştürülebilir düzeyde mi? Yoksa artık kontrolden çıktı. Bundan sonra olmaz mı? Bu nasıl yaklaşıyorsunuz yani bu duruma? Ali Bey, ipin ucu Yahudilerin elinde. Açık net konuşmak gerekirse. Şimdi bizim bunu fırsatı değiştirmemiz için ondan daha büyük bir teknolojiyi ortaya koymamız lazım değil mi? Yani ben sosyal medya olarak kullandığım sadece WhatsApp var. WhatsApp. O da gerekli olduğu için işte arkadaşlara yazıyoruz falan filan. Onun haricinde benim ne Twitter'ım var, ne olduğunu da bilmiyorum tamam mı? Ne işte son zamanlarda tartışılan şeyler var. Instagram'ım bile yok. Çünkü yani ben tabii ki belli bir yaşımız var, belli bir eğitimimiz var. Yani işim var, gücüm var. Yani zaman bile bulamıyorum. Ama gençleri bu şeyden kurtarmak inanın çok zor arkadaşlar. Çok zor tamam mı? Yani ona öyle güçlü bir alternatif ortaya koymamız lazım ki değil mi? Daha cazip. Ondan sonra belki onlar daha çok hani böyle hani olumlu anlamda meşgul edecek. Ama İmam-ı Gazali'nin belirttiği gibi insanın tuhaf bir şekilde olumsuz şeylere karşı daha bir meyilli. Çünkü elini alanı biliyor tamam mı? Genç neye yönelir? Herhalde gencin değil mi? Eğer siz hani işte çok affedersin cinsel yönüne işte şuna buna falan değil mi? Hani hitap ediyorsanız daha cazip gelir. Ali Bey kardeşim. Yani Allah yardım etsin. Aslında bu mesele inanın sadece Müslümanların meselesi değil. Bakın Batı dünyası da bu işten muzdarip. Fakat öyle bir noktaya geldi ki affedersin LGBT bile değil mi? Ya karşı çıkamıyorsun ya. Karşı çıktığın zaman sen kurumsan kurumunu batırıyor. Şirketse şirketini batırıyor. Tehdit, şantaj gerçekten çok büyük şeytani bir güçle karşı karşıyayız. Yani o yüzden de ben yasaklamanın falan da çok böyle hani şey olduğunu düşünmüyorum yani böyle etkili olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir şekilde tamamen farklı kanallardan yine bu insanlar şey yapacak. Bu da temel şey acaba bunu bir bütün olarak halkı bilinçlendirmek suretiyle aileleri, anne babaları. Şimdi Ali Beyciğim benim gördüğüm başka olumsuzluklar da var. Özellikle bu yeni anne babalar var ya. Ben bakıyorum çocuk 1 yaşında, 2 yaşında tamam mı? Böyle çabanıyor ya annem babam beni sevsin diye. Annenin elinde bir cep telefonu, babanın elinde bir cep telefonu tamam mı? Ya çocuk böyle yetişiyor arkadaş ya. Bu çocuk tabii ki cep telefonuna müptela olacak. Tamam mı? Ya mesele pek çok boyutu var. Evet. Oğlum Ali Bey. Çok kolay bir şey değil. Yani keşke Müslümanlar alternatif bir şey üretebilsek ama bu bilimle, bu teknolojiyle, bu ekonomiyle, bu kafayla maalesef bizim yapacağımız fazla bir şey yok. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Aynı günler. Allah razı olsun hocam. Son söz hakkını da sizin tavsiyelerinizden önce Köln Aile Hizmetleri Ateşimiz var. Rukiye Sancar hocam söz istemişler. Ona vereyim. Buyurun hocam Rukiye hocam. Hocam sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama hayırlı akşamlar dilerim. Sağ olsun Rukiye Hanım. Sesiniz geliyor evet.
Mustafa Hocam, inşallah iyisinizdir. Çok şükür, Allah iyiyim. Biliyorsunuz değil mi hocam, Viyana'dan? Biz evet. Elif'le görüşmüştük sizlerle. O zaman Viyana'da ders vermiştiniz. Burada çok sağ olun hocam. En son söylediğiniz sözden ben çok kısa bir şey vurgulamak istiyorum. Soru değil de, evet, değerler eğitimim. Belki biz Müslümanlar özellikle dini değerleri Kur'an'dan yola çıkarak bunu daha çok güzel örnekliklerle ortaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biz bunu tekrar belki hayatımızda örnek olarak, ki ben bunu çok önemli olduğunu inanan biriyim, yaşayarak ve bu değerleri biz kendimiz göstererek yeni nesile en güzel şekilde örnek olmalıyız diye düşünüyorum. Eğer yapabilirsek bizler için ne mutlu. Bir anlamda da kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Hocam çok teşekkür ederim. Sadece bunu vurgulamak istedim. Son sözlerinizden yola çıkarak da bunu söylüyorum. Ve ben gittikçe güzel örnekliklerin sadece bireysel anlamda değil, ailevi anlamda da çok azaldığını düşünüyorum. Ya da yaptığım işten dolayı. Bu arada ben hocam son bir yıldır Köln Konsolosluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşesi olarak çalışıyorum. Ailelerle birebir muhatabız ve görüyoruz da ailelerin yaşadığı sıkıntıları. Yani güzel örneklikleri artırdığımızda ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve bunun birçok şeyi, yani toplumu da değiştirebileceğine inanan biriyim. İnşallah bunu yapabiliyoruzdur diyeyim. Çok sağ olun hocam. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Buna kadar haklısınız. Ama gerçekten de burada bize çok görev düşüyor. Artık insanlar şuna karnı tok. Hazreti Peygamber şöyleydi, sahabe böyleydi, tamam işte, filan alim şöyleydi. Kardeşim onları geç. Sen nasılsın, ben nasılım, değil mi? Yani gençler ya da insanlar çok fazla böyle, hani işin teorik kısmına şey yapmıyor. Dediğinize çok katılıyorum. Ve artık inanın ben, pek orada burada söylemiyorum ama insanları şu şekilde değerlendiriyorum. Ahlaklılar ve ahlaksızlar. İnanın burada dindar olması önemli değil, tamam mı? Adam dindar, hırsızın tekiyse ben bunu ne yapayım ya? Ya da ahlaksızın tekiyse, değil mi? Şimdi çok böyle hani dillendirmiyoruz ama inanın son zamanlarda ciddi anlamda bir düşüş var. Hem inanç açısından hem ibadet açısından, zaten ahlak iyice yerlerde sürünüyor da bütün dünyada bu böyle. Ve bu bağlamda biz dindarların da çok büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum Ruki Hanım. Yani bizim sözümüzle özümüz bir olmadığı sürece bizim insanlara vereceğimiz fazla bir şey yok. Nokta. Allah razı olsun hocam. Son chatte de yazılmış. Sizin tavsiyelerinizle son 6 dakikamız almak istedi arkadaşlar. Yazmışlar yine olabilir mi diye. Kendimizi geliştirmemiz için. Abi canım, aslında aklımdaydı ama kitapları yazıp hakikaten bugün çok dersim olduğu için benim sizlere tavsiyem, daha önce söyledim bilmiyorum, bir Amerikalı yazarın Ben Nesli diye bir kitabı var. Ben Nesli. Bunu her annenin ve babanın okumasını çok tavsiye ediyorum. Ben Nesli. İkincisi İyi Nesli diye, İnternet Nesli diye yine aynı yazarın kitabı çıktı. O okunabilir. Sonra Mustafa Merter'in aile yıkmaya yönelik olarak bir takım böyle projelerin olduğundan bahseden bir kitabı var. Mustafa Merter. Kitabın ismi çok karışık, bir başlığı var. Yani bir Yunan mitolojisinden kaynaklanarak o kitabı şey yapmış. Ali Köse Bey'in Marmara İlahiyatı Din Psikolojisi hocamız, o da dinin geleceğiyle ilgili bir kitap yazdı. Ben baştan sona okudum. Onu okumanızı çok tavsiye ediyorum. Ondan sonra hani bilgi olarak arzu ederseniz küresel ahlak eğitimini okuduğunuzda, bir arkadaşımız hani biraz ahlak eğitiminden falan bahsetti ya, daha doğrusu küresel ahlak anlamında, onu okuyabilirsiniz. Zevkle okuyacağınız, yine reklam olmasın, Dünya Dinlendi Ahlak diye bir kitabım var. Onu okumanızı çok tavsiye ederim. Dünya Dinlendi Ahlak. Hakikaten burada artık sadece mesele Müslümanların meselesi değil. Tüm insanlığın meselesi. Ama burada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki insanlığın kurtuluşu, bu hani böyle klişe bir söz ama vallahi İslam ahlakından geçiyor. Yani başka bir ahlak sistemi asla İslam ahlakının yerini dolduramaz. Dolayısıyla dinimizin ve ahlakımızın kıymetini bilip tabii ki bunu başta yaşayarak, Ruki Hanım belirttiği gibi, yani bunu insanlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor.
Vallahi bu kadar yeter yani. Şimdi akşam akşam hani peş peşe de fazla şey yapmayalım. İlk aklıma gelenler bunlar. İnşallah arkadaşlarımız tabii ki piyasayı takip ediyorlar. Daha güzel eserler olabilir. Yine biraz belki ilgisiz gibi gelebilir ama Nevzat Tarhan hocamızın Kadın Psikolojisi kitabını da erkeklerin okumasını çok tavsiye ediyorum. Kadın Psikolojisi. Çünkü sonuçta hani aile 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 diyoruz ya, şu cinsel birbirini iyi tanısınlar. Ben o kitabı okuduğumda dedim ki keşke 30 sene önce okusaydım. Belki çok daha işime yarardı diye. Biliyorsun Nevzat Tarhan hocamız da psikiyatrist olarak hakikaten hani güzel eserler veren bir hocamız. O kitabı da okumanızı bu arada tavsiye ederim. Allah razı olsun. Binlerce kez hocam gerçekten çok dolu dolu oldu. Çok güncel oldu. Yani ben açıkçası bu kadar güncel bir konu olacağını çok tahmin etmiyordum ama hani teşti bizde. Ama bu kadar güncel olması ve çok gerçekten faydalı olması. Evet rakamlar çoktu ama çok bilgi doluydu. Çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Her zaman açıkçası bizi böyle bilgilendirmenizi, şeref vermenizi isteriz hocam. Teşekkür ediyorum. İzninizle de kaydı kapatayım. Estağfurullah. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah ne diyelim, ileride görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, hayırlı, uzun ömürler versin.